Biz bilimimi gürt babamızdan deli göleriz yıl olduk. Yeni adet gelmiş eski koya ben dostlarıma buldum. Hepimiz bu renklerin en iyisi olması için çaba sarf ediyoruz. Bunu yapmak zorundayız çünkü görüntü önemli bir şey. Ses kadar önemli en az. Görüntüsüz hiçbir şey olmuyor. Çok gülüyor. Şehrin meydanlarında, karında, rıhtımında sensizlik bir türlü yakamı bırakmıyor.
1998 yılının Nisan ayında Levent Yüksel'in yeni albümü Adı Menekşe çıkıyor piyasaya. Levent Yüksel'in 3. albümü bu ve yine bir Sezen Aksu prodüksiyonu. Albümdeki iki şarkı zaten geride kalan yaz aylarında single formatında yayınlanmıştı. Bir Daha ve İmkansız Aşkı duymuştuk orada. Bu albümde yine varlar. Yanı sıra iki tane de cover var. Bunlardan bir tanesi Deryalar adlı Rumeli türküsü. Diğeri ise daha önce Zülfü Livaneli tarafından seslendirilen Sezen Aksu şarkısı. Sezen Aksu'nun söz ve müziğini yazdığı Hakim Bey. Geriye kalan 6 şarkı ise ilk defa duyuyoruz. Bu 6 şarkıdan 2 tanesi de yabancı şarkılara Türkçe söz yazılarak oluşturulmuş cover şarkılar. Her ikisi de Orta Doğu kökenli. Sezen'in Orta Doğu sevdası, Orta Doğu müziği sevdası devam ediyor. Hatta bir tanesi Bir Daha'nın bestecisi Beli Hamdi'nin başka bir bestesi. Şarkının adı... Diğer yabancı şarkı ise o günlerde yine Rai müziğinin popüler isimlerinden biri olan Faudel'in bir şarkısına Meral Okay ve Sezen Aksu birlikte söz yazmışlar. Hayri Nisa diye bir şarkı çıkmış ortaya. Hayri Nisa. Hayri Nisa aynı zamanda albümün çıkış şarkısı. Bir Daha çok tuttu ya. Hayri Nisa'da Bir Daha'ya benzer esprili sözleri olan bir şarkı. Bu defa evlenmek isteyen, evlenmek için annesine yakaran bir gencin hikayesi anlatılıyor Hayri Nisa'da. Ana birini beğensene, oğlunu eversene. Ama Hayri Nisa dinleyiciye Bir Daha kadar sevimli gelmiyor. Ve albümün çıkış şarkısı olmasına rağmen yeterince ilgi görmüyor. Aslında bu albümde aşk bireysel bir yolculuktur ve Şüphe gibi çok iyi şarkılar da var. Ama onlar da fazla entelektüel kalıyor. Galiba Sezen Aksu'nun o bir süredir Meral Okay ve Pakize Barıştay'la girdiği yol, o şairane şarkı sözleri yolu dinleyiciye artık biraz can sıkıcı gelmeye başlıyor. Zaten albümü sürükleyecek, alıp götürecek bir hit şarkı da yok. Haliyle Bir Daha gibi büyük bir başarının arkasından gelen bu albüm tam anlamıyla bir hayal kırıklığı. Başından beri anlatıyorum, şimdi de anlatmazsam olmaz. Sezen Aksu'nun aşk hayatı ne alemdeydi o günlerde? Ahmet Utlu'dan boşandı, evet, sonra ne oldu? Aslında bakarsanız boşanmadan bir süre önce Goran Bregovic'le arasında bir şey olduğuna dair haberler çıkıyor. Hatta Goran Bregovic'le evleneceği bile yazılıp çiziliyor ama böyle bir şeyin aslında aslının olmadığı bir süre sonra ortaya çıkıyor. Ve boşandıktan bir süre sonra Sezen Aksu'nun ismi bu defa Ali Bayramoğlu ile birlikte anılmaya başlıyor. Ali Bayramoğlu da bir gazeteci. Tıpkı Ahmet Utlu gibi. Haliyle de bu durum basının çok hoşuna gidiyor. Manşetler hazır çünkü. Sezen Aksu'nun gazeteci aşkı. Sezen Aksu'ya ikinci gazeteci. Nitekim Sezen Aksu da bu yakınlaşmayı, Ali Bayramoğlu ile arasındaki yakınlaşmayı yalanlamıyor zaten ve şöyle bir açıklama yapıyor hatta. İkinci kez hayatımda bir gazeteci olacak. Bak var demiyor, olacak diyor. Sevgililerimin müzisyen, gazeteci olması çok normal. Ne yapayım yani? Zengin müteahhitler pek tarzım değil. Kendime Perşembe Pazarından demir tüccarı bir sevgili arayacak halim de yok diyor. Ali Bayramoğlu'yla henüz sadece flört aşamasında olduklarını da sözlerine ilave ediyor. Ha bir de şunu söylüyor. Diyor ki bundan sonra hayatımın sınırlarını korumaya karar verdim. Yani Ahmet Utlu'da yaptığım gibi öyle ilişkinin her detayını gazetecilere anlatmayacağım. Belli ki sütten ağzı yanmış. 1998 yılının Ocak ayının hemen başlarında Sezen Aksu Interstar'da yayınlanan Yasemin'in Penceresinden adlı programa konuk oluyor. Yasemin Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu bir program bu ve bir sanatçının bütün hayatı irdeleniyor. Onun hayatında macerasına eşlik etmiş insanlar da konuk oluyorlar. Sürpriz konuklar oluyor programda. Bu programa gerçekten de işte Sezen'in ilk kocası bile katılıyor. Büyük bir sürpriz oluyor Sezen için. Eski arkadaşları, İzmir'den arkadaşları katılıyor. Annesi katılıyor, oğlu katılıyor. Epeyce duygusal bir program oluyor. Ve programın sonlarına doğruysa Ahmet Utlu'yla bir telefon bağlantısı gerçekleştiriliyor. İşte o noktada Sezen dağılıyor.
o kelimelerin efendisi Sezen ne diyeceğini bilemeyen mahcup, ürkek bir genç kıza dönüşüyor bir anda. Çok özel bir şey var aramızda. Yani daha fazla da söylemek istemiyorum artık. İyice özelin özeline doğru ilerliyoruz. Ama Ahmet'i seviyorum. Zaten gazetelerinde Sezen Ahmet'e hala aşık diye yazması boşuna değil. Programı izleyen herkes o gece aynı şeyi düşünüyor. Sensin, sensin, sen. Nitekim Sezen Aksu'nun Ali Bayramoğlu ile ilişkisinin de daha başlamadan, flört aşamasındayken bittiğini bir süre sonra öğreniyoruz. Ama gelin görün ki aradan bir ay bile geçmeden bu haberin yayınlanmasının üstünden Sezen Aksu'nun yeni aşk bombası patlıyor. Bu defa bir gazeteci değil, bir müzisyen de değil, tanınmış biri hiç değil. Ama farklı, enteresan biri. Bu yüzden de haber değeri var. Nasıl bir farklılık bu? Hukuk mezunu ama marangozluk ve mobilya işi yapıyor. Bir gecekonduda oturuyor, saçlarını kazıtmış, küpe takıyor ve motosiklet kullanıyor. Hatta bu tipler için kullanılan bir de tabir varmış o günlerde. Ve Milliyet Gazetesi'nin hafta sonu eki de bu haberi verirken bu tabiri kullanmış. Sezen Aksu'nun sevgilisi için slacker demiş. Yani bir nevi eğitimli aylak gibi bir şey. İsmi Cem Baba. Ve Sezen Aksu'yla Cem Baba Bebek sahilinde yürüyüş yaparken magazin gazetecilerine yakalanıyorlar. Aşk bombası böyle patlıyor. Bebek sahili şimdiki kadar, Bebek sahilinde yürüyüş yapmak şimdiki kadar popüler değil o yıllarda. Ama yine de magazincilere yakalanmamak için gidilebilecek en doğru yer değil Bebek sahili. Yine de objektiflere gülümsese bile magazincilere kızıyor Sezen ve diyor ki yahu Karadeniz'i sel götürdü. Hakikaten de o günlerde öyle bir şey var. Onu haber yapın, yani benim özel hayatımdan kime ne, niye beni haber yapıyorsunuz diyor. Dur benim söylememle olmadı. Tam tabirini Sezen'in söyleyişini okumam lazım. Orada insanlar büyük bir dram yaşarken ben özel hayatımla medyada yer almak, gönül dünyamla ilgili demeçler vermek istemiyorum. Yes! Ha bu arada Sezen Aksu'nun yeni sevgilisi Cem Baba ile ilgili ilginç bir detay var. Cem Baba Sezen Aksu'nun sevgilisi olarak manşetlere düşmeden bir süre önce müzik dünyasında boy göstermiş. Bir klipte oynamış, klip oyuncusu olmuş. Mankenlikten şarkıcılığa transfer olan Demet Akalın'ın ilk şarkısı, ilk klibinde, Sebebim de Cem Baba da gözüküyor. Ama klipte Demet'le hiç yan yana gelmiyorlar. Cem Baba sadece poz kesiyor, sigara içiyor, zaten yüzü de çok az görünüyor. Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam. 1998 yılının Haziran ayında çok özel bir albüm çıkıyor piyasaya. Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel. Bu bir saygı albümü. Aslına bakarsanız Türkiye'de yapılmış ilk saygı albümü. Müziğin çok önemli sesleri ilk kez bir proje albümünde bir araya geliyorlar bu albümde. Ülkenin çok büyük yıldızlarından biri olan, ilk yıldızlarından biri olan hatta ve yarım asırdan fazladır müzik dünyasının içinde olan, şarkı söyleyen Müzeyyen Senar için yapılan bir proje bu. Onun şarkılarını onunla düet olarak çok ünlü isimler, önemli isimler seslendiriyorlar albüm boyunca. Bunların arasında Tarkan var, Ajda Pekkan var, Nilüfer var, Nüket Duru var, Kubat var, Şebnem Ferah var, Fatih Erkoç var, Levent Yüksel var, Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye var ve tabii ki Sezen Aksu da var. Aslına bak. Aslına bakarsanız Müzeyyen Senar eskisi kadar aktif değil o dönemde doğal olarak. Çünkü pop müzik almış başını gidiyor ve müziğin eski yıldızlarının adları daha az anılır olmuş. 1996'da önce Hamiyet Yücesesi kaybetmişiz.
aynı yıl Zeki Müren vefat etmiş. Gün ağarınca boynum bükülür. 1998'in hemen başında Ocak ayında da Safiye ile göçüp gitmiş. Hey. Yani o kuşaktan çok az insan kalmış geriye. Kalanlardan biri de Müzeyyen Senar. Ve bu çok önemli bir albüm bu yüzden. O hayattayken yapıldığı için önemli. Nitekim büyük de ilgi görüyor. Müzeyyen Senar'ı tekrar gündeme getiriyor. Sezen Aksu da böylece yıllar sonra tam Minik Serçe albümünden sonra ilk kez bir albümde bir Türk sanat müziği şarkısı söylemiş oluyor. Hem de Müzeyyen Senar'la birlikte. Aynı günlerde yani 1998'in Haziran ayında Milliyet Gazetesi Güneydoğu'da yaşayan, Güneydoğu'da öğrenim gören, sanatsal yeteneği olan gençlere imkan sağlamak maksadıyla Diyarbakır'da bir güzel sanatlar lisesinin kurulabilmesi için bir kampanya başlatıyor. Doğu ve Güneydoğu o günlerde terör olaylarıyla anılıyor ve o bölgelerdeki yatırım eksikliğinin, geri kalmışlığın giderilmesinin terörün ilacı olabileceği ne yazık ki çok geç fark ediliyor. İşte bu kampanya da bunun bir uzantısı. Diyarbakır'da Güzel Sanatlar Lisesi kurulması için Milliyet Gazetesi kampanyayı başlatıyor ve ne oluyor biliyor musunuz? Gazeteyi ilk arayanlardan biri de Sezen Aksu oluyor. Yeah! Gazetenin haberine göre Sezen Milliyet'i arıyor ve Podima'daki 350 bin dolarlık evini kampanyaya bağışladığını söylüyor. Aynı habere göre bir de şunları söylüyor. Diyor ki 24 yıllık meslek hayatımda 3 tane evim oldu. Bir tanesi de bu. 4 duvar benim için bir anlam ifade etmiyor. Ancak böyle kutsal bir amaca hizmet ederse anlam kazanacak. Ayrıca analar Güneydoğu için çocuklarını kurban veriyor. Ben bir ev vermişim. Çok mu? Ben anayım bu sizinde yerim. Sulha gelin ey insanlar, yoksa dünya mahvolur. Tabii şimdi olsa, şimdi böyle bir kampanya başlatılsa ve Sezen böyle bir bağış yapsa ve böyle şeyler söylese herkes başka bir şey söyler. Her kafadan bir ses çıkar. Kimisi alkışlaya alkışlaya göklere çıkartırken kimileri de yerin dibine sokar, altında bir çapan oğlu arar, türlü türlü kötü niyetli mana çıkarır. Geçmişi kurcalarken böyle şeylerle karşılaşınca, böyle haberlerle karşılaşınca hani o sıkça sorduğumuz biz neden böyle olduk? Yoksa hep mi böyleydik soruları var ya. İşte o soruların cevaplarını düşünüyorum ister istemez. Hep böyle değilmişiz, o kesin. Ama neden böyle olduk sorusunun cevabı muamma. Ya da aşikar. Her neyse. Sussan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. 6 Temmuz gecesi o yılki Rumeli Hisarı yaz konserlerinin tanıtım kokteyli yapılıyor. Davete Sezen Aksu da katılıyor birçok sanatçıyla beraber. Ama Sezen Aksu 1998 Rumeli Hisarı konserlerinde yok. Bu durumu soran gazetecilere de şöyle bir cevap veriyor. Son kasetim beğenilmedi. Şimdi bütün zamanımı yeni çalışmama veriyorum. ...1998 Rumeli Hisarı konserlerinin açılışını Nilüfer yapıyor. 9, 11, 13 ve 15 Temmuz tarihlerinde 4 gece sahneye çıkıyor Nilüfer Rumeli Hisarı'nda. Ve son gecesine seyirci olarak Sezen Aksu da katılıyor. Haliyle Nilüfer Sezen'i sahneye çağırıyor ve Sezen yeni albümünde yer alacak bir şarkıyı ilk kez orada seslendiriyor. Şarkı Tutuklu. Şimdi bu
burada bir şey söylemem lazım. 1998, 60'lardan 70'lerden beri müzikte köşe başlarını tutmuş önemli isimlerin, önemli şarkıcıların özet çıkardıkları bir yıl oluyor. Yani aslında bir nevi nostalji yılı da diyebiliriz. Bunun sebebi ise Muazzez Ersoy. O güne dek orta karar bir Türk sanat müziği şarkıcısı olan Muazzez Ersoy 1995'te Nostalji 1 diye bir albüm çıkarıyor. Tamamı eski şarkılardan, plaklarda kalmış şarkılardan oluşan bir albüm bu. O şarkıları yeniden seslendiriyor Muazzez Ersoy. Ve kıyametler koparıyor. Albüm yılın en çok satan albümü oluyor. Tabii hemen arkası geliyor. Nostalji 2 geliyor 1996'da, 1997'de Nostalji 3 geliyor ve Muazzez Ersoy 60, 70 ve 80'lerde kalmış eski şarkıların ekmeğini tek başına oturup bir güzel afiyetle yiyor. Bunu gören 60, 70 ve 80'lerin şarkıcıları da bizim başımız gelmiyor, biz niye böyle bir şey yapmıyoruz demeye başlıyorlar doğal olarak. Ve hepsinin de bu duruma uyanması her nedense 1998 yılında oluyor. Her biri biz de kendi nostalji albümümüzü yapalım diyorlar ve ardı ardına 1998 yılı boyunca Best of albümler yayınlanıyor. 98'in Şubat ayında Nükhet Duru'nun Bir Nefes Gibiler diye bir albümü çıkıyor piyasaya ve eski şarkılarını, plaklarda kalmış şarkılarını Nükhet Duru bu albümde yeniden seslendiriyor. Hemen ardından Mart ayında Orhan Gencebay Klasikleri diye bir albüm çıkıyor. Orhan Gencebay da kendi şarkılarını yeniden seslendiriyor. Üstelik de çift kaset olarak yayınlanıyor. Türkiye'de piyasaya çıkmış ilk yerli çift kaset oluyor bu. Hemen arkasından Ajda Pekkan bir albüm, bir Best of albüm yapıyor. Best of Ajda adı verilmiş bu albümde Nisan ayında piyasaya çıkıyor. Haziran ayındaysa bu defa Nilüfer Yeniden 70'e diye bir albüm yapıp 70'li yıllarda plaklarda kalmış şarkılarını yeni düzenlemelerle yeniden seslendiriyor. İşte daha bir sürü var. Hepsini tek tek çıkaramadım CD'lerini. Mesela Grup Gündoğarken, Best of Gündoğarken diye bir şey yapıyor. Efendim Müslüm Gürses yapıyor. Hakan Peker yapıyor. Ferdi Özbeğen, Ümit Besen. Kim gelirse aklınıza herkes bir Best of albüm derdine düşüyor. İyi de satıyor bu albümler. Emsallerin hepsi Best of albüm yapmış. Nükhet yapmış, Ajda yapmış, Nilüfer yapmış. Zaten Sezen Aksu'dan da böyle bir albüm beklentisi var. Ama Sezen'in hiç o taraklarda bezi yok. Hiç o tarafta gözü yok. Satsa bile o albümler. Sezen yeni şarkılardan oluşan bir albüm yapmak için stüdyoya kapanıyor. Sen hala çılgınsın, hala belamı, hala belamı. İşte Rumeli Hisarı'nda o gece Nilüfer'in konserinde Sezen Aksu ve Nilüfer'i ilk kez sahnede yan yana görüyoruz. Ve iki yıldız birlikte gazetecilere poz da veriyorlar. Bu aslında bir şeylerin habercisiymiş. Ama biz onu bilmiyormuşuz o gece. Meğerse Milliyet Gazetesi Haydi Güneydoğu'ya kampanyasını biraz daha dallandırıp budaklandırmaya karar vermiş ve bir konser serisiyle bu kampanyaya bağış toplayacakmış. Ağustos ayında Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacakmış konserler ve bu konserlerin ilk 3 gecesinde Sezen Aksu ve Nilüfer birlikte sahneye çıkacakmış. Konserler için bulunan isim de çok oyuncaklı. Şark-ı söylüyoruz. I'yı ayırmışlar. Neden? Şarkı doğu demek ya. Şarkı kelimesiyle bir kelime oyunu yapmışlar. Şarkı söylüyoruz konserleri Açık Hava Tiyatrosu'nda 9 gece sürecek. Sezen Aksu ve Nilüfer konserlerinin yanı sıra Ajda Pekkan'dan Candan Erçetin'e, Tarkan'dan Aşkın Nur Yengi'ye kadar bir dolu da isim var. Ve bunların hepsi para almaksızın konserlere katılıyorlar. Bütün gelir kampanyaya bağışlanıyor. Ama bu konserlerden önce Rumeli Hisarı'nda Müzeyyen Senar'ın konseri var. Bir saniye. Evet, ne diyorum?
Müzeyyen Senar'ın Bir Ömre Bedel adı verilmiş saygı albümü çok büyük ilgi gördü, çok büyük ses getirdi ve Müzeyyen Senar'ı tekrar gündeme getirdi ya. Bu albümün bir de konserini yapıyorlar Rumeli Hisarı'nda. Konsere albümdeki sanatçılardan, düet yapan sanatçılardan bazıları katılıyor, bazıları katılmıyor. Mesela Ajda Pekkan yok. Ama Sezen Aksu var. Yeah! 15 Ağustos gecesi Rumeli Hisarı'nda yapılan konserin ilk yarısında Müzeyyen Senar tek başına şarkılarını söylüyor. İkinci yarıdaysa o gece seyirci sıralarında oturan isimler teker teker sahneye çıkıp albümde söylediklerinin şarkılarını bu defa canlı olarak Senar'la birlikte söylüyor. Gülşen, hüsnünle kimler varıyor? Gülşen, hüsnünle kimler varıyor? Sakın içkiyi özendirdiğimi falan düşünmeyin çünkü bu rakı değil. Mizansen olsun diye sütü sulandırarak koydum. Berbat da bir tadı var çünkü badem sütü bu. Elhan'ın badem sütünden koydum. Yok da evde başka süt. Ya yeri gelmişken bu konserle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii ben o zamanlar bahsetmiştim şehir dışında yani İstanbul dışında bir yerlerde yaşadığım için bu konsere gidememiştim. Ama bu konserin televizyonda yayınlandığını hatırlıyorum çünkü kaydettim. Videoya kaydettim. Yıllar sonra tekrar o kaseti seyredince bir şeye takıldım. Konuklar arasında yer alan Levent Yüksel sırası gelince sahneye çıkıyor ve Müzeyyen Senar'la birlikte Keklik şarkısını söylüyorlar. Levent şarkıyı söylerken bir name yapıyor. Müzeyyen Senar orada mest. Bakın. İpek yermiş tüylerine. Müzeyyen Senar 1998 yılında tam tamına 80 yaşında. Çünkü 1918 doğumlu. Sahneye ilk çıkışı 1933. Yani 65 yıldır sahnede bu kadın. Ya 65 yıldır sahnede olan birisi bir başka şarkıcının yaptığı nameden bu kadar mı mutlu olur? Bu kadar mı kendinden geçer? Bu kadar mı haz duyar? Bu nasıl bir müzik aşkıdır? Bu nasıl bir yaşam coşkusudur? İzlerken gözlerim doldu resmen. Şimdi bunları kaldıralım. Mizansen bittiğine göre. Nilüfer ve Sezen Aksu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda 20, 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde ardı ardına 3 tane konser veriyorlar. Bu konserlerin ilk gecesine Cumhurbaşkanı, Başbakan, önemli bürokratlar, önemli iş adamları ve sanatçılar seyirci olarak katılıyor. Yılların rakipleri, daha doğrusu rakip gösterilen iki büyük yıldız ilk kez birlikte konser veriyorlar. Bu tarihi bir an. Bu konserler televizyonda yayınlandı mı, yayınlanmadı mı onu bilmiyorum. Yani yayınlanmadı diye hatırlıyorum. Yayınlandıysa da ben kaçırmış olabilirim. Ama keşke bir yerlerde kayıtlı olarak duruyor olsa da bir gün karşımıza çıksa. Çünkü gerçekten tarihi konserlermiş. Ha çünkü bir de şöyle de bir şey var. Görüntü yok tamam ama fotoğraf da yok doğru düzgün. Biliyor musunuz bu konserlerle ilgili? Allah sizi inandırsın. Kütüphaneye gittim tek tek bütün gazeteleri taradım. Mesela Sabah gazetesinde bırakın fotoğrafı bir satır haber bile yok bu konserlerle ilgili. Ha muhtemelen bu Milliyet gazetesinin bir kampanyası ya onlar akıl etmişler ya. Sabah gazetesi de bu yüzden görmemeyi tercih etmiş bu haberi. Şimdi ne derseniz diyeyim bu durum karşısında. Gazetecilik burada mı başlıyor yoksa burada mı bitiyor? Ağustos ayında Yonca Evcimik'in Günaha Davet adı verilmiş albümü çıkıyor piyasaya. Albümün prodüktörlüğünü Yonca Evcimik kendisi yapmış ama adeta bir Sezen Aksu prodüksiyonu gibi bu albüm. Çünkü birçok şarkıda Sezen Aksu'nun ya da Sezen Aksu ekibinden birilerinin imzası, ismi var. Günaha davet ettim gelmeyen olmadı. Sevda suçlu suyum cezamı.
albümde ne Yonca Evcimik, bizim bildiğimiz Yonca Evcimik, ne de Sezen Aksu'nun şarkıları, Sezen Aksu'nun imzası olan şarkılar bildiğimiz Sezen Aksu şarkılarına benziyor. Yonca Evcimik başından beri müzik macerasında süre gelen o çocuksu imajını bir kenara bırakmış. O şarkı söyleyen, dans eden şeker kız imajını bir kenara bırakmış ve daha kadınsı, daha olgun bir görünüme bürünmüş. Buna mukabil şarkıları da, müziği de daha elektronik dans müziğine doğru yönelmiş. Yani albümdeki şarkılar o güne kadar alışa geldiğimiz tekerlemeli, eğlenceli Yonca Evcimik şarkılarından biraz farklı. Tabii bunda Kıvanç Kağan'ın etkisi çok büyük. Ama o bildik dramatik sularda gezen Sezen Aksu şarkıları da yok bu albümde. Belki biraz vurula vurula öyle. Bilirim kendimi, hiç utanmam. Aşk ile ölümü doğumum. Savunmam, sığınmam. Vurula vurula yürürüm. Buna karşı mesela Hemen Şimdi diye bir şarkı var. Albümün bütün içerisinde çok aykırı duran, çok büyük bir şarkı. Ama biraz yorumcu şarkısı o tabii. Haliyle de bu albümde güme giden şarkılardan biri oluyor. Albümün açılışında yer alan Tatlı Kaçık, eğlenceli, oryantal bir şarkı. Nedense benim de hiç sevmediğim bir şarkıdır. İlk çıktığı günden beri sevmedim, hala da sevmiyorum. Biraz Yonca'nın sesine uygun bir şarkı değilmiş gibi geliyor bana. Yoksa güzel, eğlenceli şarkı ama... Öyle yani. Hadi hoppa içelim şerefime, kapanır elbet birisi eteğime. Ha bir de bu albümde Sezen Aksu birçok şarkıda da vokal yapıyor. Üstelik vokal yapanlardan biri de Şebnem Ferah. Şimdi bugün düşündüğümüz zaman Şebnem Ferah'ın Yonca Evcimik'e vokal yapması, hele ki böyle şarkılarda, işte Tatlı Kaçık gibi bir şarkıda vokal yapıyor olması çok tuhaf, çok enteresan. Ama işte işin içinde Sezen olunca oluyormuş demek ki böyle şeyler. Olmuş yani. Sonrasında, sonraki yıllarda bu albüm bir kesim tarafından çok beğenilen bir albüm oldu ve Yonca'nın en iyi albümlerinden biri olarak anıldı ama yayınlandığı dönemde hiç ilgi görmediğini, hatta kısa bir süre sonra ucuzluk raflarına düştüğünü söyleyebilirim. Yani buna şahit oldum biz zaten. Bana hediye bırak bütün kederleri, ben ağlarım ikimizin yerine. Hayırsız, hayırsız, arama, arama. Vay anam, anam, anam. Kendine gel hey, ben erkeğim, hemen önümde eğil diz çök. Gönülden gönüle uçtum nafile, yerim dolmuyor. Kucaktan kucağa düştüm sahile, sesim vurmuyor. Arada deli de belli delisiz, gözün oynaştı seni gidip öpeksiz. Hayır yok, vefa yok. Derdin ne aşk ne para bul. Hayat
neler oluyor? Neden içinde Sezen imzası olan albümler satmamaya başladı? Yeşil, Yaşar Gaga, Düğün ve Cenaze albümü, Levent Yüksel'in albümü, şimdi de Yonca Evcimik'in albümü. Sezen'in sık sık alıntıladığı bir laf var o dönemde röportajlarında. Fazla mükemmel can sıkar diyor. Acaba o noktaya mı geldi Sezen? Aslına bakarsanız bu kadar uzun soluklu ve sık üretim yaptığınızda iniş ve çıkışların olması son derece doğal ve normal. Elbette yıllar boyunca düz bir çizgide veya sürekli yükselerek ilerlemeniz mümkün değil. Yani endişe edecek bir durum yok aslında. Nitekim Sezen de bir süre sonra bir röportajında aynı şeyi söyleyecek. Hürriyet gazetesinin Gala Magazin ilavesinde 11 Ekim 1998 tarihli sayısında kapakta Sezen Aksu'yu ilk kez mayolu bir fotoğrafla göreceğiz. Yanı sıra içindeki röportajda da bu meseleyi şöyle anlatacak. Bregovic albümü çok fazla tepki aldı. Ben de çok fazla cevap vermedim. Olumlu tepkiler gelseydi nasıl hoşuma giderse, olumsuz tepkiler alınca da aslan gibi taşımasını bilmek lazım. Bana ne oldu diye soruyorlar. Tutmadı diyorum. Hayatımdaki en düşük satış 280 bin. Belki bundan rahatsız olmam gerekiyor ama kestirebiliyordum, hazırdım. Bir takım zikzaklar yapmalı insan, demiş. Aynı günlerde Sezen'in Gülümse albümü ve öncesindeki tarzına yeni albümünde geri döneceğini ve o tarz onunla Tunçlu albümlerdeki gibi o tarzda şarkılar yapacağını öğreniyoruz. Çünkü dinleyicilerin istekleri o yönde. Hatta bu yüzden de Sezen albümün adını Umumi İstek üzerine albüm koymayı düşünüyor. Hayır, bu isimde de biraz meydan okuma var sanki. Hani diyor ki o kadar deneysel şeyler yaptım, beğenmediniz. Alın size o zaman beğendiğiniz gibi bir albüm. Hayır, merak duymamak elde değil. Nitekim 10 Ekim gecesi ATV'de ekrana gelen İbo Show programına Sakıp Sabancı ile beraber konuk olan Sezen Aksu yeni albümünden, hani o Nilüfer'in konserinde de seslendirdiği Tutuklu adlı şarkıyı ilk kez televizyon ekranında seslendiriyor. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yedi acıklı mı acıklı, hüzünlü mü hüzünlü, tam bir Sezen Aksu şarkısı. Belli oldu, bu albüm bizi çok ağlatacak. Kendi hayatımdan çaldım. Bakmayın siz Sezen'in yurt içinde ardı ardına yaşadığı ticari başarısızlıklara. Bütün bunların hepsini gölgede bırakacak çok önemli bir gelişme yaşanıyor günlerde. Nerede? Yurt dışında, Avrupa'da. 300.000 disque vendu. Il est là. Tarkan. Uzun süredir Amerika'da İngilizce bir albüm çıkarmak için uğraşan Tarkan, orada işler umduğu gibi gitmeyince, süreç çok uzayınca rotasını Avrupa'ya çeviriyor. Ve 4 Ağustos 1998 günü Fransa'da Tarkan'ın hem bir albümü hem de bir single'ı yayınlanıyor. Albümde Tarkan'ın A Acayipsin ve Ölürüm Sana albümlerinden seçilmiş şarkılar var. Single'da yer alan şarkıysa, üzerine oynanan şarkı da o zaten, Şımarık. Şımarık single'ı Fransa müzik listelerine daha ilk haftasında 26 numaradan giriş yapıyor ve dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Çünkü Fransa'da Cezayir bağlantısından dolayı Akdeniz müziğine, Doğu müziğine kulağa yatkın çok büyük bir dinleyici kitlesi var. Zaten Orta Doğu müziklerinin, Rai müziğinin de en çok ilgi gördüğü yer Avrupa'da Fransa. Dolayısıyla Fransa Tarkan için de çok doğru bir adres. Nitekim şarkı kısa sürede radyolarda da çalınmaya başlıyor ve büyük bir hite dönüşüyor. Şarkının sözleri Türkçe, Fransızca veya İngilizce bir versiyon yapılmamış. Ama gelin görün ki şarkıda gibi dünyanın neresine gitseniz anlaşılabilecek, dünyanın her dilinde anlaşılabilecek, insanlığın ortak kültüründe bir karşılığı olan bir efekti var. Mwah!
ki aslına bakarsanız bu da Sezen'in bir başarısı. Sezen Aksu'nun bir başarısı. Ama işin içine Tarkan'ın o kendine has aurası da girince şarkının bestecisi değil doğal olarak Tarkan konuşuluyor. İşte Fransa, Belçika, arkasından Almanya derken şımarık bütün Avrupa'ya yayılacak büyük bir başarı getiriyor Tarkan. Böylece Sezen Aksu'nun ta 90'ların başından beri denediği o yurt dışına açılma projesi kendisiyle değil ama kendisinin yazdığı bir şarkıyla mutlu sona ulaşıyor. Ekim'de Sezen Aksu Azerbaycan'da Bakü'de Respublika Sarayı'nda özel bir konser veriyor. Sezen Aksu o gece hasta olmasına rağmen ve sahneye yüksek ateşle çıkmasına rağmen konser çok başarılı geçiyor ve Sezen Aksu büyük alkış topluyor. Bakü'den ayrılmadan önce onuruna verilen yemekte Sezen gördüğü ilgiden ve sevgiden o kadar mutlu oluyor ki sahneye çıkan dansöze eşlik edip gazetedeki haberlere göre dansözlere taş çıkartıyor. Azerbaycan dönüşü Sezen'i yeni bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde görüyoruz. Öteki elini sen tut adı verilmiş bir kampanya bu. Koruyucu aile kampanyası. Bir şekilde ailesi olmayan ya da ailesi olup da bakacak imkanı olmayan çocuklara koruyucu aile temin edilmesini, koruyucu aile kavramının yaygınlaştırılmasını öngören bir kampanya bu. Sezen Aksu da bu kampanyaya yazdığı bir şarkıyla destek veriyor ve kampanyanın sloganını bir şarkıya dönüştürüyor. Öteki elini sen tut. Yarınla kaybolmasın öteki. Kampanyaya desteği nedeniyle Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından kendisine ödül verilen gecede Sezen'e mikrofon uzatıldığındaysa şunları söylüyor. Ben konuşma yapacak kadar önemli bir şey yaptığımı zannetmiyorum. Müzik 1998 yılının Aralık ayında Sezen Aksu devlet sanatçısı seçiliyor. Müzik Bu ne demek? Devletin sanatçısı mı olur? Oluyor. Hem de ta 1971 yılından beri böyle bir gelenek var. Önceleri sadece klasik müzikçilere verilen bu unvan zaman içerisinde kapsamı genişletilerek güzel sanatlara hizmet vermiş ülkede öncü olmuş, kendi alanında öncü olmuş isimlere verilen bir onur nişanesine dönüşüyor. En son 1991 yılında içinde Barış Manço, Zeki Müren, Türkan Şoray gibi popüler isimlerin de olduğu 30 sanatçıya veriliyor devlet sanatçısı unvanı. 1998 yılındaysa önce 4 kişilik sonra 72 kişilik bir liste açıklanıyor. Tabii sonra bu listeye bir takım tepkiler geliyor. İşte o niye var, bu niye yok gibi tahmin edilebilecek doğal tepkiler bunlar. Bunun üzerine o listeye 13 kişi daha ekleniyor. İşte bu eklenen 13 kişi arasında Sezen Aksu da var. Devlet sanatçısı Berat ve Şitler'in dağıtım töreni 12 Aralık 1998 günü Çankaya Köşkü'nde yapılıyor. Seçilen devlet sanatçıları Berat ve Şitler'ini Cumhurbaşkanı Demirel'in elinden alıyorlar. Aynı saatlerde Çankaya Köşkü'ne Sezen Aksu imzasıyla gönderilen faksta ise Aksu'nun törene niçin katılmadığının açıklaması var. Sezen Aksu devlet sanatçılığı unvanını reddediyor. Faksta aynen şöyle yazıyor. Adayı olmadığım resmi bir unvanı, kişisel tercihim olmayan yeni bir kimlik belirleyicisi olma sıfatıyla şahsım adına dürüst bulmuyorum. Herhangi bir unvan beklentisi olmadan ülkemiz adına verilecek her sorumluluk için gönüllü olarak yaşam boyu hizmet vermeyi vatandaşlık görevi addettiğimi ve bundan onur duyacağımı saygılarımla bilginize arz ederim.
Yani bu resmi resmi cümleler aslında demek istiyor ki bana ne görev verirseniz devletle ilgili, ülkeyle ilgili hepsini seve seve canı gönülden yapmaya hazırım. Ama böyle bir unvanla beni taraf kılmayın, beni kategorize etmeyin, benle oynamayın, yaftayı yapıştırıp bana isim koymayın. Sezen Aksu 1998'in ikinci yarısını aslında oldukça sakin geçiriyor. Yani sadece Nilüfer'le verdiği 3 konser var. Onun dışında pek ortalarda gözükmüyor. Çünkü neden? Çünkü stüdyoda yeni albüm için çalışıyor. Albüm piyasaya çıkmadan kısa bir süre önce hafta sonu gazetesinde Sezen Aksu'nun Ateş Çelik'e verdiği bir röportaj var. Orada albüm sürecini şöyle anlatıyor. Yatağı yorganı stüdyoya taşıdım. Hatta Tom Masterleri stüdyoya hapsettim. İşin esprisi bir yana kapıyı üzerlerine kilitledim. Banyo yapmak istedikleri zaman dışarı çıkmak istediler. Karşı çıktım ve onlara kovayla su ısıttım. Tuvalette yıkadım onları. Dışarı yollamadım hiç. Adamlar işlerini severek yapmasalardı pencereden çarşaf sarkıtıp kaçarlardı. Ve o beklenen albüm Sezen'in eski şarkıları tadında yeni şarkılar söyleyeceği, yeni şarkılara yer vereceği o albüm. İsminin umumi istek üzerine albüm olacağı söylenen o albüm Aralık ayının son haftasında piyasaya çıkıyor. Umumi istek üzerine albüm değil. İsmi adı bende saklı. İsminin üzerinde özellikle duruyorum çünkü aradan yıllar geçecek, artık müzik dijitalleşecek, CD'ler ortadan kalkacak. Sezen Aksu'nun bütün albümleri başından sonuna dek hepsi dijital katalogda yer alacak. Sadece bu albüm ve bu albümün adını taşıyan şarkı Sezen Aksu'nun dijital kataloğunda var olmayacak. Sebebini biraz sonra anlatacağım. Tabii ki bu albümdeki bütün şarkılar bu albüm için yazılmadı. Sezen bir taraftan Deli Kızın Türküsü albümünden itibaren deneysel işler yaparken bir taraftan da o bildik aşk şarkılarını yazmaya devam etti. Bunların bazılarını birilerine verdi, onlar söyledi. Bazıları ise bir kenarda kaldılar. İşte o bir kenarda kalan şarkılardan da var bu albümün içerisinde. Mesela bunlardan bir tanesi Tutuklu. Sezen Aksu, Kenan Erçetingöz'e verdiği, albüm piyasaya çıktığı günlerde verdiği röportajda Tutuklu'nun hikayesini şöyle anlatıyor. İki sene önceydi. Bir sabah uykudan uyandığımda şarkının sözleri ve müziği tamamen aklımdaydı. Eskiden unuttuğum için artık başucumda 2-3 teyiple yatıyorum. Hemen uyanıp sözleri ve müziği kaydettim, tekrar uyudum. Kalktığımda ben ne yapmışım diye dinledim ve ilk kez kendi yaptığım bir şarkıya gözüm doldu. Bugüne kadar çok beste yaptığım, ürettiğim için şarkıların beni etkilemesi çok zor artık. Kendi yaptığım şeylerden etkilenmiyordum. Kendi şarkılarıma uzaktan bakabiliyordum. Ama Tutuklu'da bir şey içimi derinden etkiledi. İçim titredi, burnumun direği sızladı. Kendi hayatımın bileşkesi bir noktadan çıktı ama başka hayatların izlen ve gözlemleri de var şarkıda. Evet, böyle anlatmış Kenan Erçetingöz'e Sezen Aksu Tutuklu'nun yazılma hikayesi. Sezen bu şarkıyı ilk kez Nilüfer'in sahnesinde Rumeli Sarı'nda söylemişti. Sonrasında İbo Show'da da söyledi. Ama bizim İbo Show'da izlediğimiz, dinlediğimiz versiyonla albümdeki versiyon farklı. Aşkın Arsunan yapıyor ilk etapta düzenlemeyi. Ama sonra Kıvanç Kağ o düzenlemenin üzerinde oynuyor ve daha farklı bir hale geliyor şarkı. Daha elektronik bir hale geliyor. Ve albümde de bu versiyonu kullanıyorlar. Ben sende tutuklu kaldım. Tıpkı Tutuklu gibi yine söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait iki şarkı daha var arka arkaya gelen Tutuklu'dan sonra. Kaderim ve Hazan. Az gezgirim, muz gittim, eğer gittim, düz gittim, yar sen diye bittim.
kovuldum cehennemden öldüm dirildim içimde. Zaten daha ilk 3 şarkıda dinleyiciyi knockout ediyor Sezen. Ama bu da bana yetmez diyorsanız albümde daha Şimal Yıldızı var, Yola Çıkmalı var. Hey uzuzluyor arkadaşım Şimal Yıldızı. Neredesin? Yola çıkmalı, yola çıkmalı, yola çıkmalı, hemen, hemen. Yani nakavt olup düştüğünüz yerden kalkmamanız için yeteri derecede ağır romantik şarkı var. Ha ilk 3 tanesi biraz daha ticari, diğer ikisi biraz daha özel şarkılar ama baktığınız zaman 5 tane baba gibi şarkı. Tabii bir de aslında en damar, albümün en damar şarkısı olan ve bence Tutuklu'dan bile daha ağır bir şarkı olan, daha oturaklı bir şarkı olan Adı Bende Saklı var. Dolayısıyla 5 değil 6 şarkı demem gerekirdi aslında. Siz miydiniz Sezen'in eski tarzını, On Nolu Günlerindeki şarkılarını özleyen? Hadi buyurun seçin, beğenin, alın. Albümde iki tane cover var. Bunlardan bir tanesi Sezen Aksu'nun ismini tüm Türkiye'ye duyuran şarkılardan biri 70'li yıllarda. Kusura bakma. Benim de gözüm artık açın, her yanıma kısmet saçıldı. Şarkıyı yeniden düzenlemişler. Sezen yeniden söylemiş ama eski versiyondan da kısacık bir parçayı bu versiyonun başına koymuşlar. Diğer coversa Ben Sevdalı, Sen Belalı bir Selami Şahin şarkısı. Selami Şahin'in 1995 yılında çıkan İlle de Sen adlı albümünün açılışında yer alan bir şarkıydı bu. Sen beni sen unutmuş gibisin. Sezen bir şekilde bu şarkıyı keşfediyor, albümüne alıyor. Enteresan bir biçimde o kadar da Sezen'e uyan bir şarkı ki yani hani Sezen yazmış olsa ancak bu kadar olurdu. Nitekim Sezen'in söylemesiyle birlikte şarkı zaten aldı yürüdü. Ben hala diriyim, hala sevdalı. Tamam eski Sezen, meski Sezen amenna da yani Sezen'in bir de matrak tarafı var. Eskiden beri süre gelen ve hatta zaman içerisinde giderek serpilip büyüyen bir esprili tarafı var. Eğlenceli tarafı var. Kışkırtıcı, seksi hatta zaman zaman erotik. O taraf ne olacak? İşte bu albümde o tarafı karşılayan şarkılar da var. Albümde bir de Mustafa Sandal şarkısı var enteresan bir biçimde. Genellikle kendi şarkılarıyla oluşturduğu bu albümde Mustafa Sandal'dan da bir beste almış Sezen Aksu. Çünkü bu şarkıyı çok sevmiş. Bu şarkıyı ise biz aslında daha önce duyduk. Nerede duyduk? 1995 yılında vizyona giren Sinan Çetin'in yönettiği Bay A diye bir tuhaf, bir saçma bir film var. Başrolde Mehmet Ali Erbil oynuyor ama film boyunca bir sürü insan gelip gidiyor ve tanınmış isimler. İşte şarkıcılar falan da var. Ferdi Anıl Yarkın var, Yonca Evcimik var, işte Mustafa Sandal var. Al bu çocuğu da götür gari. İstemiyorum gari, yalnız gideceğim artık, gençliğimi yaşayacağım. Oğlum ana en istemet durur seni, götürür mü? Ana niye gidiyorsun? Şarkıcı mı olacaksın, götür mü kalktı? Filmin sonunda da Mustafa Sandal diye bir şey söylüyor. İşte o melodinin şarkı haline getirilmiş versiyonu İnce Mevzu adıyla. Mustafa Sandal aslında yazıyor sözleri ama Sezen Aksu da birkaç dokunuş yapıyor. Bu albüme giriyor. Sokaklar şöyleymiş, ağaçlar böyleymiş. Sokaklar şöyleymiş, ey, ağaçlar böyleymiş. Albümün en özel ve bence de en kıymetli şarkısı Denge. Turgut Uyar'ın şiirinden Sezen Aksu ve Aykut Gürel'in bestelediği bu şarkı tek kelimeyle muhteşem. Ama sizin
adın üzerine. Benim dengemi bozmayınız. Turgut Uyar'ın şiirleri vezinli, kafiyeli değildir. Dolayısıyla da kolay şarkıya gelmez. Hiç basit değildir bestelenmeleri. Ama Sezen Aksu ve Aykut Gürel öyle muhteşem bir iş yapmışlar ki kelimesini değiştirmeden şiiri şarkıya dökmüşler. Üstelik sanki biraz da Sezen'in o günlerdeki ruh halini anlatan bir şarkı olmuş bu. Aşkım da değişebilir gerçeklerimde. Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinize dövüşemem. Siz ne derseniz deyiniz. Benim bir gizli bildiğim var. Ben tam kendime göre, ben tam dünyaya göre. Sizin alınız al inandım. Sizin morunuz mor inandım. Tanrınız büyük amenna. Şiiriniz adam akıllı şiir. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Bizim dengemizi bozmayınız. Bizim dengemizi bozmayınız. Şiiri zaten biliyordum ama şarkı olarak dinleyince tabii başka türlü kulak kabarttım, başka türlü dikkat kesildim. Ve o günlerde şey diye düşündüğümü hatırlıyorum. Oo, nerede böyle dinginlik? Yani hepinize iyi niyetle gülümsüyorum filan. E tabii yani 20'li yaşları yeni bitirmişsin, bitirmek üzeresin ya da. E o yaşlarda insan o kadar dingin ve sakin olamıyor. İyi niyetle gülümseyemiyorsun. Aksine dövüşmek istiyorsun, yumruklarını göstermek istiyorsun. Hayata karşı duruşun öyle. Sürekli savaşasın, dövüşesin var. Daha kenarların köşeli, törpülenmemiş. Ha, insan böyle bir dengeye ne zaman, nasıl kavuşur diye düşünüp duruyordum o zamanlar bu şarkıyı dinledikçe. Meğerse kavuşuluyormuş. Zamanı gelince bugün anlıyorum. Adı Bende Saklı albümünün CD baskısında iki tane de ekstra var. Kasette olmayan iki ekstra şarkı var. Bunlardan bir tanesi Levent Yüksel'in albümüne adını veren ve ilk olarak Levent Yüksel tarafından seslendirilen Adı Menekşe. Diğeri ise Ruhuma Asla şarkısının Kıvanç Kağ tarafından yapılmış remix versiyonu. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere, yani albüme adını veren Adı Bende Saklı adlı şarkı. Günlerde Sezen Aksu aslında iki tane Yunan şarkısına söz yazıyor. Bunlardan bir tanesi Yorgos Stavrianos'un Secret Love adlı bir bestesi, enstrümantal bir bestesi ve 1996 yılında çıkan Secrets adlı albümünde yer alıyor. Sezen Aksu bu bestenin üzerine bir şarkı sözü yazıyor ve şarkının adını da Gizli Aşk koyuyor. Seviştikçe yavarıyım. Diğer şarkı ise Yannis Karalis'in Eclipse adlı bestesi. Aslında bu beste ilk olarak 1995 yılında Christos Dantis tarafından seslendiriliyor. Tipota adıyla sözlü olarak ve o yıl yayınlanan Tama adlı albümünde yer alıyor bu şarkı. Sonrasında 1998 yılında şarkının bestecisi Yannis Karalis enstrümantal bir albüm yapıyor ve kendi bestelerini etnik formda icra ediyor, çalıyor. Albümün adı Odyssey. Bu bestede Eclipse adıyla yer alıyor.
Sezen Aksu, Meral Okay ile birlikte Eclipse'in üzerine Türkçe sözler yazıyorlar. O da adı bende sert oluyor. Ne oldu? İki tane Yunan cover'ı oldu. Birisi Gizli Aşk, birisi adı bende saklı. Birinin bestecisi Yorgos Stavrianos, birinin bestecisi Yannis Karalis. Sonra düşünüyorlar, taşınıyorlar albümün oluşma aşamasında. Ya iki tane Yunan cover'ı fazla olacak diyorlar ve birini çıkarmaya karar veriyorlar. Çıkarılan şarkı Gizli Aşk. İşte karışıklık da tam bu noktada başlıyor. Şimdi bir yabancı şarkıya söz yazdığınız zaman, ki çok eskiden yani 60'lı ve 70'li yıllarda henüz telif hakları Türkiye'de işlemediği için yabancı plaklar getirilirdi. Beğenilen şarkıların üzerine söz yazılırdı ve kimse kimseye telif ödemezdi. Yurt dışındakilerin bundan haberi bile olmazdı. Where do I begin? Son isteğim bu, al beni kollarına. Eskisini sen at. Si tu savais, geçen yıllara. Dans les rêves de l'enfance, dans les lèvres que le maître a puni. Aniden başlayan ilk gülmacerasında. And as I lost your love, sokak boştu. '80'lerden itibaren telif yasası işlemeye başladığı için artık izin almadan, hele ki 98 yılında artık izin almadan bir şarkıyı kullanmak mümkün değil. Nitekim bu şarkı içinde adı bende saklıyı kullanacaklar ya, izin alınması gerekiyor. Kimden alınıyor bu izin? Bu bestecinin Yunanistan'da haklarını temsil eden edisyon firmasından, meslek birliğinden. Peki bu izni kim alıyor? Elbette ki söz yazarı almıyor. Yani Sezen Aksu ve Meral Okay almıyor. Sezen Aksu ve Meral Okay'ın bu işlerine bakan kimse, Türkiye'deki yapımcısı, prodüktörü, meslek birliği, edisyon firması kimse, onlar devreye giriyorlar ve bu bestenin izni alınıyor. Nitekim burada da aynı şey oluyor. Yazışmalar yapılıyor, izinler alınıyor ve şarkı albüme konuyor. Bundan sonra ne olacak? İzin de alındığına göre, resmi olarak şarkının bildirimi de yapıldığına göre, albüm sattığı sürece, yani CD satışı olduğu sürece ve radyo ve televizyonlarda yayınlandığı sürece hem mekanik hem de temsili telif kazanacak şarkının bestecisi. Yani ortada bir araklama, efendim işte altına besteci Sezen Aksu yazma gibi bir durum yok. Yes! Buradaki durum ne biliyor musunuz? Şarkının altına, albümün künyesinde şarkının altına besteci olarak Yannis Karalis'in değil Yorgos Stavrianos'un yazılmış olması. Yorgos Stavrianos Gizli Aşk'ın bestecisi. Yani izin yanlış besteciden alınmış. Dolayısıyla da albümün kartonetine yanlış bestecinin adı yazılmış. Ve bu hatayı kimse fark etmiyor. Telif ödemeleri düzenli olarak yapılıyor ve Yorgos Stavrianos bu şarkıdan para kazanıyor. Ne zamana kadar? 2000 yılına kadar. Yılında şarkının asıl bestecisi Yannis Karalis bir şekilde bu durumun farkına varıyor. Bağlı bulunduğu meslek birliğini uyarıyor. Yazışmalar yapılıyor ve bu hata düzeltiliyor. 2000 yılından sonra Yannis Karalis bu şarkıdan besteci olarak telif almaya başlıyor. Yani hata düzeltiliyor. Ortada bir problem yok. Ama ne oluyor biliyor musunuz? 3 yıl boyunca Yannis Karalis bu şarkıdan telif aldıktan sonra birdenbire 2003 yılında ne oluyorsa oluyor, aklına ne geliyorsa geliyor ve Sezen Aksu'ya, yapım şirketine, Meral Okay'a, edisyon firmasına, tam 6 kişiye birden dava açıyor. Şarkımı izinsiz kullandılar diye. Üstelik de 1 milyon euro gibi korkunç bir
tazminat davası. Şimdi buraya kadar Sezen Aksu cephesi masum gözüküyor değil mi? Yani hatanın zaten Sezen Aksu'da olmadığı aşikar. Yani yazışmaları Sezen Aksu yapmadı sonuçta. Ha, albümü eline aldığı zaman oradaki bestecinin adı yanlış yazılmış. Onu görmemişler, o ayrı mesele. Bir hata var, o hata düzeltilmiş filan. Ama işte bir sorun daha var. İşte o sorun fena. O da ne biliyor musunuz? Yannis Karalis'in Odyssey albümündeki Eclipse düzenlemesini, versiyonunu dinleyin. Sonra da Sezen Aksu'nun Adı Bende Saklı versiyonunu dinleyin. İkisinin aynı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu şarkıyı Yannis Karalis'in albümünden olduğu gibi almışlar, enstrümantal ya o. Onun üstüne söylemiş Sezen şarkıyı. Vokal eklemişler falan ama altyapı onun altyapısı. İşte bu fena. Çünkü bu izin almakla halledilecek bir şey değil. Bu başka bir iznin konusu. Telif izninin dışında başka bir iznin konusu. Çünkü adamın icrasını kullanıyorsun sen. Hal böyle olunca da Yannis Karalis oradan yürüyor. Ya benim sadece izinsiz olarak bestemi kullanmadılar. Aynı zamanda icramı da izinsiz olarak kullandılar diye yaygarayı kopartıyor. Ha niye 3 yıl bekledin bunun için diye sorarlar adama. O da ayrı mesele. Yes! Böylece tam 17 yıl sürecek dava başlıyor. Evet. 17 yıl. 17 yılın sonunda 2020 yılında dava sonuçlandığı zaman öyle 1 milyon euro falan değil. Sezen Aksu 10 bin euro maddi ve 15 bin Türk lirası da manevi tazminat ödemeye mahkum ediliyor. 17 yıllık faiziyle beraber. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Yani ondan sonrasıyla ilgili bir haber yok. Bir üst mahkemeye başvuruldu mu, da tekrar dava açıldı mı, yoksa bu tazminat ödendi mi orasını bilmiyorum. Ama bilenler biliyorlar, Sezen hayranları çok iyi biliyor ki bu albüm yıllar boyunca ne yeniden basılabildi ne de dijital platformlarda yer alabildi. Çünkü Adı Bende Saklı şarkısı ve bu isim davalık, mahkemelik olduğu için kullanılamıyordu. Biliyorsunuz Sezen Aksu'nun bütün külliyatı plak olarak basıldı. Bu albüm de basılamadı. Sonra baktım bir gün bu albümdeki şarkılar, Adı Bende Saklı haricindeki bütün şarkılar tek tek sanki bir single'mış gibi, tekliymiş gibi Sezen Aksu külliyatın içerisinde yerini aldı. Bunu öğrendim sonra ben. Yani iki seçenek varmış önlerinde. Ya Adı Bende Saklı şarkısını ve ismi kullanmadan albümü atıyorum tutuklu adıyla bir albüm olarak yayınlayacaklarmış ya da şarkıları tek tek yayınlayacaklarmış. Onlar da tek tek yayınlamayı uygun görmüşler. Çünkü albüme yeni bir isim verdiğiniz zaman hani kafa karışıklığı olur. Sanki tüketiciyi kandırmak gibi olur diye düşünerek onu yapmak istememişler. Yoksa hani bir takım tevatürler var internette. Yok Universal Müziğin son albümüymüş de Universal batmış da şöyleymiş böyle. Öyle bir şey değil. Yani yayın hakları Sezen Aksu'da şu anda. Albüm yayınlanabilir. Adı Bende Saklı ismi ve aynı adlı şarkı dışında. Uzak diyarlarda evli vardı, mutluluk en çok onun hakkı. Bu yorgun kırık dökük hikayenin de Adı Bende Saklı. Yani işin enteresan tarafı, Yannis Karalis zamanında uzlaşsaydı şu ana kadar 20 yıldır aldığı telif zaten mahkemede kazanacağı tazminattan daha fazla olacaktı. Neden bu kadar ısrar etti? Biraz inatçı bir abi galiba. Bir tane YouTube kanalı var, oraya da baktım. Orada şarkının hem o ilk versiyonu, Christos Dantis'in söylediği ilk versiyonu, hem kendi versiyonu var. Hem de Sezen Aksu'nun Haris Alexiou konserinde söylediği canlı versiyonu da koymuş kendi YouTube kanalına. Ve hepsinin altını da uzun uzun döşemiş. Sezen Aksu bu şarkıyı izinsiz kullandı, müziğime karaoke yaptı, şöyledir, mahkeme açtım falan uzun uzun anlatmış. Dedim ya adam inat yani. Hayır, başka bir şey daha söyleyeyim size. Yakın bir zamanda O Günde Alkan bu Eclipse, yani Skarallis'in albümde yer alan versiyona bir remix yaptı. Ve bu remix yasal izinle alınmış bir remix. Çünkü yani Skarallis kendi kanalına da koymuş. Mesela ona izin vermiş. Hayır, Sezen Aksu'ya niye izin vermiyorsun yıllardır? Biz niye bu şarkıdan mahrum kaldık bunca zamandır?
Tabii bütün bu hikayeyi özetledim ama aslında biz daha 98'indeyiz. Yani bütün bunların hiçbirisi olmamış. 2000'den sonra bu olay ortaya çıkacak. Şimdilik albüm piyasaya çıkmış, gayet de beğeni toplamış, ilgi görmüş ve Sezen uzun zaman sonra güzel bir ticari başarı sağlamış. Ve fakat aynı günlerde Sezen başka bir telif davasıyla gazete manşetlerinde. Meğerse Sezen bir süre önce MESAM'a başvurmuş ve demiş ki Şımarık şarkısının söz ve müziği bana aittir. Orada besteci olarak Tarkan ve Ozan Çolakoğlu'nun da adları var ama değildir. Tamamı bana aittir ve bu yüzden de hak ettiğim telifi istiyorum diyerek İstanbul Plağı bir iddianame çekilmesini istemiş. Tabii Sezen diyorsan bunu Sezen'in kendisi yapmıyor tabii ki. İşte avukatları, hukuk işlerine bakanlar yapıyor. Peki neden albüm çıktıktan, yani Tarkan'ın albümü Türkiye'de çıktıktan 1,5 yıl sonra bu itiraz? Çünkü şarkı Fransa'da single olarak piyasaya çıktı. Albümde de yer aldı. Remix versiyonuyla birlikte Tarkan'ın albümünde ve her ikisinde de besteci olarak Ozan Çolakoğlu ve Tarkan'ın adları da yazıyor Sezen'in yanında. İşin doğrusu ne? 1997 yılın Ağustos ayında Tarkan'ın bir röportajı yayınlanıyor. Sabah gazetesinde 3 gün boyunca bir tefrika halinde yayınlanıyor ve Kenan Erçetin göz yapıyor bu röportajı. İşte bu röportajda Şımarık şarkısının hikayesini de anlatmış Tarkan. Onu okuyacağım şimdi size. Bir gece Sezen'in stüdyosunda oturmuştuk. İbrahim Tatlıses ve Sezen ATV'ye yılbaşı programı hazırlıyorlar. Derken sohbet ortamı oldu. Sezen acayip bomba bir şarkı var bende. İsmi lazım değil, birine yaptım dedi. Başladı söylemeye. Seni gidip fındık kıran yakalarsam mucuk mucuk dediği anda benim beynimde şimşekler çaktı. Kenan Erçetin göz soruyor. İbrahim Tatlıses bir şey demedi mi diyor. Hep beraber söyledik diyor Tarkan. Sezen şarkıyı söyledi. Ben İbo ile beraber öpücükleri yaptım. İbo da mucuk mucuk dedi. Çok güldük o gün. Düşünsenize halimizi. İbrahim Tatlıses ve ben öpücük atıyoruz. İkimiz koro yapıyoruz. Yakalarsam diyoruz. Ben bu şarkıyı istiyorum deyince Sezen yok sana göre değil dedi. Aylarca ısrar etti. Sana başka şeyler lazım dedi. Ben ısrarla bunu istiyorum. Bu benim dedim. Şımarık turnede tamamlandı. Almanya turnesinden bahsediyor. Sonra hemen ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum bölümünü yazdık. O bölüm çok hoşuma gitti. Fıkır fıkır cilveli erotik. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum. Benim bu röportajdan anladığım şarkı ilk yapılıp bittiği zaman o ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm kısmı yokmuş. Muhtemelen oraya Ozan'ın ve Tarkan'ın da katkıları olmuş olsa gerek ki işte biz de katkıda bulunduk diye kendi adlarını yazmış. Ya ben öyle anlıyorum bu röportajlar. Neyse ki bu olay çok fazla büyümeden, dallanıp budaklanmadan kısa süre sonra Tatlı'ya bağlanıyor. Ocak ayında, 1999'un Ocak ayında Ali Eyboğlu bunun haberini yapıyor Milliyet gazetesine. Şöyle yazmış haberde. Tarkan'ın Avrupa'daki ikinci single olarak piyasaya çıkması planlanan Şıkıdım'ın da söz yazarı ve bestecisi Sezen Aksu parçanın yayınlanmasına izin verince Tarkan da Şımarık'taki haklarından feragat etti. Mesamsa Şımarık üzerinde besteci olarak gözüken Ozan Çolakoğlu'ndan, Tarkan da var ama o yazmamış, verilen süre içerisinde yanıt alamayınca eserin sahibi olarak Sezen Aksu'yu tescil etti. Varılan bu anlaşmayla Sezen Aksu muvaffakatname vermediği için piyasaya çıkarılamayan Şıkıdım single'ının önündeki engel de kalkmış oldu diye haber vermiş Ali Eyüboğlu. Böylece Sezen ve Tarkan arasındaki tatsızlık sona ermiş. Şarkının söz ve müziğinin tamamen Sezen Aksu'ya ait olduğu da tescillenmiş. Bununla birlikte bir de aynı günlerde Şenay Düdek'in yaptığı bir haber var. Paşa dergisindeki köşesinde Şenay Düdek de şöyle yazıyor. Bu barışma herkese ve medyaya göre Tarkan'ın Sezen'e 118 milyar lira telif ücreti ödemesiyle olmuştu. Ama işin gerçeği öyle değil. Bizim sevgili dostumuz, gazeteci, menajer Anuş Bakış'ın ölümünün ardından Sezen, Tarkan'a ağlayarak telefon açmış. Bak Anuş da öldü. Ölümlü dünyada küslük insanlara bir fayda sağlamıyor. Zaten benim öyle parada pulda da gözüm yok. Olayı plak şirketim bastırıyor demiş. Bunun üzerine Tarkan da özür dileyerek hayatta ailesi kadar Sezen'i sevdiğini ve Sezen'in yaşamındaki tek idolü olduğunu söylemiş. Yani aslında barışmanın sebebi Anuş Bakış'ın ölümü olmuş. Hello.
Merhaba televole. O günlerde fena halde magazine düşmüş durumdayız. Hani daha önce anlatmıştım ya önceki videolarda. 90'lı yıllarda özel televizyon ve radyolar açıldıktan sonra müthiş bir eğlence furyası oldu. Uzunca bir süre 90'ların ilk yarısı boyunca devam etti. Televizyonlarda, muhtelif kanallarda her gece eğlence programları izledik o dönem. İşte sonrasında bu yavaş yavaş artık izleyici de sıkılmaya başladı eğlence programlarından. Bir taraftan zaten klip sektörü aldı başını gitti. Dolayısıyla şarkılar kliplenmeye başladı. Eğlence programlarına çok da gerek kalmadı. 90'ların ikinci yarısında Türk televizyonu izleyicisi hem televizyon dizilerine, yerli dizilere hem de magazin programlarına düştü. Bugün ah ne güzel diziydi ya, ne şahane diziydi falan diye hatırladığımız hangi dizi varsa hepsini inanın 90'larda izledik biz. Kimsin sen be? Adım Zeyno. Memoli? Yalnızca iş arkadaşlarım Memoli derler bana. Taraftan da işte her hafta kim nerede ne yapmış, kiminle nereye gitmiş, nerede yemek yemiş, kim kimle çıkmış, kim kimle ayrılmış, kim yeni aşka yelken açmış. Bunları merak eder olduk ve televizyonlarımızın başından, magazin programlarının başından kalkamaz olduk. Bu sefer de her kanalda magazin programları türedi. Merhaba televole. Spor magazin programlarının kralı Süper Frikik'te bu hafta neler var neler. Beraber ıslandık. Muazzez Abacıl'e Nükhet Duru'nun cimbom aşkı bambaşka. Yağan yağmurda. Ve usta müzisyen Kayahan kampına magazini davet etti. İlk defa. Hepsi magazinde. Kaçırmayın. Sonra üzülürsünüz. Rumeli Hisarı'nda Sen Unutulacak Kadın Mısın adlı konserini vermek için hazırlıklarını sürdüren Erol Evgin. Artık klassız kalınmaz. Klas, klas. İşte bu furyaya bir de 97-98 yıllarında magazin dergileri furyası eklendi. Çeşitli gazeteler, her gazete neredeyse böyle farklı farklı. İşte mesela bu Gala, Hürriyet'indi galiba, Şam'dan Sabah'ındı, Paşa'da Milliyet'indi. Böyle kocaman boyutlarda ve kuşe kağıda basılmış ve üzerinde genellikle kadın fotoğrafları ve yarı çıplak kadın fotoğrafları olan, işte özel fotoğraf çekimleri yapılan magazin dergileri türedi. Dergiler
dergilere bayıldık o dönemde. Kapış kapış satılıyordu hafta sonları, pazar günleri gazeteler bu dergiler yüzünden. İşte o dergilerden birinde, Sabah Gazetesi'nin Şam'dan dergisinde 29 Aralık 1998 günü çok acayip bir haber yayınlıyor. Şam'dan dergisi bomba bir iddia atıyor ortaya. Onlu Tunç hayatta. Habere göre Sezen Aksu bu son albümünü, Adı Bende Saklı albümünü hazırlarken çok fazla Onlu Tunç'u düşünmüş. Çünkü o döneme ait bir müzik yapmak istiyor ya, o dönemin sound'unu yakalamak istiyor. Dolayısıyla o eski Onlu'lu günlerini çok fazla yad etmiş. Haliyle de sık sık rüyasına girmeye başlamış Onlu Tunç. Rüyalarının birinde Sezen, Onlu Tunç'a çok özledim, artık dayanamıyorum, seni görmek istiyorum demiş. Onlu da beni görmek istiyorsan bu numarayı ara diyerek ona bir telefon numarası vermiş. Beni burada bulacaksın demiş. Hakikaten Sezen sabah uyanır yanmaz ilk iş o telefon numarasını aramak olmuş. Karşısına bir kadın çıkmış. Sezen ona bu hikayeyi anlatmış. Kadın da hiç şaşırmadım diyerek, bunu bekliyordum diyerek kendi hikayesini anlatmış. Hikaye şu, kadın hamile ve hamile olduğu günün tarihini çok iyi biliyor. 14 Ocak, yani Onlu'nun hayata veda ettiği gün. Tüyler diken diken. Peki sonra ne oluyor? Sonra şöyle. Saçlarını dağıtır rüzgar yeni tepe, üzerinden hatıralar tarihi, küllerini savurur arut gibi, kısrak gibi sarılıyor gelince beline, yârim sarılır gene peyim gerdanımda. Basıldım. En cipcipli yerinde mi geldim? Kapı açıldı ve Elhan geldi. En cipcipli yerinde mi geldim? Yo, yavaş yavaş, sakin sakin yapıyorum. Tamam. Paniklemeden.